Thomas Shelby, Peaky Blinders çetesinin lideridir. Shelby kardeşlerin ortancasıdır. Tommy birçok özelliğiyle sessiz ve soğukkanlı bir yapıya sahiptir. Bu da ona bir gizem ve farklı bir aura katar. Bu videoda çevrenizden daha fazla saygı görmeniz için Thomas Shelby'den uygulamalı 6 sosyal ipucuna değineceğiz. I wanted to give your uncle a dilemma. His favorite niece's husband banged up in Boston. Thomas Shelby'nin ilk özelliği yavaş ve sakin hareket etmesidir. Tommy herhangi bir çatışma içinde değilse yavaş hareket eder. Kesinlikle hiçbir acelesi yoktur. Şu sahneyi bir izleyelim. Sir. Talking to you, Mr. Shelby. Yavaş ve sakin hareket ettiğinizde çoğu insanın strese gireceği durumlarda soğukkanlılığınızı korursunuz. Korkmadığınızın ve baskı hissetmediğinizin de bir göstergesidir bu. Thomas Shelby'nin ikinci beden dili alışkanlığı etkili göz kontağı kurabilmesidir. Tommy'de Kaplan'ın gözleri vardır. Keskin ve duraksamasız bir göz kontağı becerisi vardır. He's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you. Because you're looking me up and down like I'm a tart. I want to know what you want. When your mother died, right here. Tabii bu ipucu gündelik yaşam için yanlış anlaşılmamalıdır. Amacımız gerilimi arttırmak değil. Amacımız insanlarla özgüvenli bir göz kontağı kurmak olmalıdır. Bu da 3 ila 5 saniye bir göz kontağı kurmaya tekabül eder. Sonrasında bakışları aşağı devirmektense yana doğru kaydırmak daha iyi olacaktır. Thomas Shelby'den edinebileceğimiz üçüncü ipucu tepkisiz kalmaktır. Tommy sessiz anlarda da yüksek özgüvene sahiptir. Gerilimli olaylara karşı tepkisizlik duygusal kontrolünde bir işaretidir. Bu özellikle insan ilişkilerinde rasyonel olmak anlamına gelir. Duygularla ve dürtüsel hareket etmektense mantıklı kararlar almayı gerektirir. Davranışlarımızı kontrol etme becerisi pratikle gelişen bir şeydir çünkü. Zamanla bu içsel bir özellik haline de gelir pratik yaptıkça. Thomas Shelby en az hitap ettiği kitle kadar geniş bir beden dili kullanır. El ve kol hareketleriyle kapladığı alanı genişletir. Bu da onun kitle üzerindeki etkisini arttırıyor. But the main thing is... You bunch of f**ks, despite the provocation from the cavalry, no fighting. But it is you, my friends, who must suffer the cuts in wages, yeah. And in welfare, and in dignity. Yeah. And you must not complain, because that would be unpatriotic. Tabii ki günlük yaşamda el kol hareketlerinde abartıya kaçmamak önemlidir. Bu bizi amatör gösterecektir. Kararında bir el kol kombinasyonu ve beden dili kullanımı önemlidir. Bir sonraki ipucu kullandığı kelimeler. Thomas Shelby net anlaşılır ve kısa cümleler kurar, lafı dolandırmaz, isteklerini net bir şekilde belirtir, hedefine doğrudan odaklanır. And you will change your ways. And I'll change the world. Altıncı ipucu ses tonu kullanımıyla ilgili. Tommy rekabet ortamında değilken alt bir tonda konuşur. Özellikle karşı cinsle konuşmalarını düşük bir tonda bitirir. Bu etkisini artırır. Konuşma aralarında duraksamalardan da yararlanır. You smell of jail, Gina. And you drink too much. Seri ve akıcı konuşmanın önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak cümlelerimizin arasına boşluklar koymak söylediklerimizin etkisini büyük ölçüde artıracaktır. Bugün Thomas Shelby'den 6 ipucuna değindik. Böyle içerikler ilgini çekiyorsa kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.